Evet arkadaşlar, Süper Golf oyunumuza girdik. VIP server'da yapıyorum. Siz de VIP server'da yapabilirsiniz. Sol alttaki game kısmından buradan Oasis haritasını seçip klasik bir şekilde oyunumuzu başlatıyorum. Şöyle, evet, başladık. Buradan en sonuncu stage'e gidiyorum arkadaşlar. Stage 18'e şu şekilde. Gidiyorum ve buradan geriye basarak çıkıyorum. Buradan play'e basıyorum ve buraya geldim. Şimdi burada ne yapacağım? Şu şekilde şu ileri iten alete değmeden şuraya yaklaşmaya çalışacağım. Şöyle ve evet, buraya geldim. Buradan şu ağacı vuracağım arkadaşlar. Şöyle yüz yüz bir şekilde bu ağacı vurdum ve buraya geldim. Buradan buradaki yeri bitireceğiz arkadaşlar. Buradaki deliğe sokmaya çalışacağız topumuzu. Şu şekilde ben yapıyorum ve Allah, çok gittik. Şu şekilde ben hemen bir daha deniyorum. Ve evet, buradan da şöyle bıraksam giderdi. Lan gitmedi, kuma saplandık. Ve evet, girdim. Ve bu şekilde salta görmüş olduğunuz gibi You Escaped diye bir badge'imizi almış olduk arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken birkaç şey daha var. Hemen şöyle ben M'ye basarak buradan geri dönüyorum. Skins kısmından buradan topumuzun rengini mavi yapıyorum ve şekilde mavi renk yaptım. Buradan game kısmına geri geliyorum ve buradan Mineshaft haritasını seçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde Mineshaft, bir dakika, Mineshaft değil, pardon, İstant haritasını seçeceğim. Buradaki instant haritası seçip buradan klasik olarak bunu bu şekilde seçiyorum ve instant haritasında da 6. bölüme gitmemiz gerekiyor. Şöyle ben 6. bölüme geliyorum ve evet, buradan play'e basıyorum şimdi. 100 güçte buradan tek atmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden biraz şöyle sağa doğru kaydım ve buradan bu şekilde fırlattım bunu. Bakalım atabilecek miyim ve evet. Tek de atarsanız bu şekilde yine nice shot diye bir becimiz geldi sağ altta. Ve bunu da buradan bu şekilde yaptık. Son yapmamız gereken iki şey kaldı. Şimdi ben M'ye basarak tekrar buradan çıkıyorum. Skins kısmına geliyorum ve buradan yeşil renk yapıyorum bu sefer topumuzu. Şöyle yeşile boyadım ve buradan bunu kapatalım. Game kısmına gelip buradan maçımızı iptal ediyoruz. Game kısmına tekrar geliyorum ve buradan Mineshaft haritası seçip klasik modda seçiyorum ve buradan play'e basıyorum. Bu şekilde ve bunu seçtikten sonra stage nereye gideceğiz? Stage, en sonuncu stage'e gidiyorum arkadaşlar. Ben şu şekilde en sonuncu stage'e geldim. Buradan play'e basıyorum ve buradan başlıyoruz arkadaşlar. Yavaşça 20 ile buraya attım. Buradan şöyle 70 ile buraya, Allah, olmadım. Tekrar deneyelim. 70 ile şuradan 90 ile, pardon, 90 ile buraya geldim. Şimdi buradan ne yapacağım? Şöyle yavaş yavaş yapacağım arkadaşlar. Çok da hızlı yapmaya gerek yok. Hata yapmaya gerek yok. Durursa durdu. Şöyle şuraya. Tek buraya, ona değmesek çok güzel olacaktı. Şöyle 30'da buraya attım. Tamam, şimdi buradan şu şekilde karşıya geçeceğim. Şu rampaya deliğe girmememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben deliğe girdim. O zaman ben tekrar buraya geleyim. Oradan tekrar devam edelim. Evet, buraya bu şekilde geldim. Buradan arkadaşlar şu karşı görmüş olduğunuz yeşil kristali vurmam gerekiyor. Şöyle 100 güç yaparak şöyle vurmayı deniyorum ve evet, yanlış kristali vurdum. Sağdaki kristali vuracağız. Şöyle hemen tekrar deniyorum arkadaşlar ve evet, sağdaki büyük kristali vurdum ve buraya bu şekilde gelmiş oldum. Şimdi buradaki map'i de bitirmemiz gerekiyor. Şöyle ben yavaşça bitiriyoruz. Şöyle şuraya gidelim. Şöyle şuraya da geçtik mi? Tamam. Şimdi buradan şu direkt karşıya zıplatmam gerekiyor. Şöyle kenara yaklaşacağım biraz ve buradan şöyle şuraya 70'e gider ben. Allah, kenara çarptık arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle yapsam tek yerine 70 ile olmadı. 80 deneyelim arkadaşlar. Çok fazla atacak hakkımız yok. O yüzden dikkat etmeye çalışıp şöyle, hadi 90 gider buraya. Tamam, buraya geldik. Şimdi buradan tek de atar mıyım? Atabilirim. Şöyle ve tek de atamadım. Şöyle 30 yaptım ve evet, bu şekilde bunu da yaptım ve buradan bir diğer sağ alttan becimizi aldık arkadaşlar. Son kısım kaldı. Graveyard haritasını seçeceğiz arkadaşlar ve topun rengini pembe yapacağız. Şimdi skins kısmından topun rengini pembe olarak ayarlıyorum ve buradan geri dönüyoruz. Buradan Graveyard haritasını açıyorum. Şu görmüş olduğunuz Graveyard haritasını açıyorum. Klasik açıyorum ve bu şekilde burayı, şimdi buraya geldik. Bunu arkadaşlar ben daha kolay yapabilmek için buradan max jump'ımı şöyle 10'a aldım arkadaşlar. Şöyle max jump'ı 10'a alıyorum ben. Bunu siz 50 oynayabilirsiniz. Buradan son stage'e gideceğiz arkadaşlar. Stage 16'ya gidiyoruz. Pardon, son stage değil, 16'ya gideceğiz. Stage 16'ya geldikten sonra buradan play'e basıyorum. Şimdi bu şekilde
Zıplama bizim ne işimiz ya, onu söyleyeyim sizlere. Zıplama bizim daha kolay, mesela şöyle zıplamamızı sağlıyor. Ben bunu neden yaptım diye soracak olursanız, şurada bir tane mağara var. O mağaraya zıplamamız gerekiyor. O yüzden yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle aşağı doğru inelim şuradan. Bir ben şöyle inelim aşağı doğru. Ben şimdi oraya doğru fırlatacağım ve zıplamaya basacağım. Şöyle bastım ve zıplamaya bastım ve direkt buraya geldim. Şimdi şuradaki yaprakların üzerinden şekilde gideceğiz. İmleciğinizi oraya doğru tuttuğunuz zaman, yani nereye doğru tutarsınız oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben bunu tam anlamamıştım ilk başta. Bazen kendimi gidiyor düşünüyorum da. Siz yine de zıplamak istediğiniz Nülüfer yaprağına doğru imleciğinizi tutun ve öyle yapın. Şöyle ben 100 yaptım ve buraya geldim. Şimdi buraya geldikten sonra ne yapacağım? Şuradaki deliğe gireceğim ve bitireceğim arkadaşlar. Şöyle buraya geldim ve evet, bu becimizi aldık. Şimdi arkadaşlar RB Battles oyunumuza gireceğiz ve RB Battles oyunundan eşyamızı alacağız. Şöyle ben oyunumuza 6F4 atıyorum ben. Buradan arkadaşlar home kısmına geliyorum ve buradan RB Battles oyunumuza giriyorum. Şekilde RB Battles oyunu nerede, hiç oynamamışım. Şöyle RB Battles yazalım arkadaşlar. Böyle RB Battles yazdım. Tabi çıkmayacak galiba. Ve evet tamam, çıktı orijinal RB Battles'ımız. Buradan hemen RB Battles oyununa giriyorum ben. Hızlı bir şekilde buradan hemen oyunumuza girelim. Bu arada siz like atmayın. Hala like atmayı unutmayın. Ben video çektikten ve yükledikten sonra direkt uyumaya gideceğim. Çünkü çok uykum var. Evet, şöyle RB Battles oyunumuz açılıyor. Oyunumuza girdik. RB Battles oyunumuza girdik. Şimdi buradan şu şekilde şuraya doğru gidiyorum ben. Şöyle buraya gidelim. Eğer ki burada asansör kapalıysa buradan floor 1 basarak bu şekilde aşağı doğru indirebilirsiniz. Ya direkt aşağıda da olabilir. Fark etmiyor. Aşağı doğru inmeniz gerekiyor. Buradan şöyle aşağı doğru indikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle buradan geliyoruz arkadaşlar. Ve buradan şöyle aşağı doğru iniyoruz. Buradan hemen şöyle aşağı indik. Şimdi şöyle gidiyorum. Ve burada bir tane şifre paneli var. Şifre paneli, hemen şifremizi yazıyoruz. 7. Bir saniye şöyle ben şunu sileyim mi? 7 2 7 7 7 7 sonra bir tane daha 7 2 2 2 6 6 6 3 3 3 bu şekilde. Ve bu şekilde ben bu şifreyi yorumlar kısmına yazarım. Discord sunucumu RB Battles kanalında falan da var da adam benim çağırdım asansöre binip gitti lan. Lan ayıp lan. Bir daha yazdıracak bana. 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 6 6 6 3 3 3. Adam benim çağırdım asansörü çaldı yala. Neyse şöyle hemen buradan yukarı çıkalım arkadaşlar. Bu arada bu şifreyi ben Discord'da falan paylaştım. Yorumlar kısmından falan da bulabilirsin arkadaşlar. Açıklama kısmına da yazarım hatta. Her yere yazarım bu şifreyi. Şöyle buradan zıplıyoruz. Buradan buraya, buradan buraya. Sonra buradan şuraya geldim. Buradan buraya, buradan buraya parkur yapıyoruz. Küçük parkurlar. Şöyle. Evet. Buraya geldim. Buradan geliyoruz. Burada bu arada şey yok arka. Lan zıplamamam gerekiyordu. Pardon. Tekrar yapayım. Video bu arada çok uzun oldu arkadaşlar. Şöyle. Lan bak demin olmuyordu. Şimdi oldu. Şöyle. Şöyle. Buradan buraya. Buradan buraya. Böyle. Böyle. Böyle küçük parkur dedikten sonra düştüm bu arada. Şuradan geliyorum buraya, buradan direkt aşağı doğru ineceğim. Evet, buradan buraya geldim ve burada gravity, yani şey oldu, akrobatik hareketler açıldı. Buradan buraya doğru gidiyorum dümdüz ve buraya geliyorum ve arkadaşlar şöyle buraya geldim ve burada görmüş olduğunuz gibi Mr. Boring's World var. Buradan E'ye basıyorum buna ve bu şekilde eşyamızı almış olduk arkadaşlar. Bedava bir şekilde bu eşyamızı aldık. Şöyle ben sizlere göstereyim. Bu arada ben Discord sunucusundayım arkadaşlar. Size Discord'a gelerek merakla katılabilirsiniz. Ve bu şekilde Russo'nun robotunu almış olduk. İlk 10.000'e girseydik bunun 6 tane alacaktık. Ama genelde bizim okul saatlerimiz içine geldiği için 10.000'e girmek gibi bir şey yapmak benim için imkansız. Çünkü okulda oluyorum ve ben okuldan çıkana kadar herkes event yapmış oldu. O yüzden yani ilk 10.000'e giremiyorum ben ve o zamana kadar da biliyorsun yapamıyorum. Bu şekilde bu eşyayı aldık arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa, işte sormak istediğiniz şeyler varsa hem yorumlardan sorabilirsiniz hem de Discord sunucumdan bana sorabilirsiniz. Ya da diğer eventle ilgilenen kişiye sorabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.